Günaydın sayın seyirciler. Maşa tartıyla yeniden sizlerin karşısındayız. Günlerden Perşembe ve stüdyomuzda konuğumuz bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars bizlere birlikte. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim sizler. Teşekkür ediyoruz artık sabahlar serin. Evet. Çok sıcak bir yazı geride bıraktık. Daha böyle serin günlere uyanıyoruz. Tabii gün içinde yine ısınıyor ama e, olsun olsun Sonbahar yaşıyoruz sanki bu sene gibi geliyor bana. Yani yazdan ya, direkt bu, kışa bu, geçmiyoruz bu, ama. Olsa evet. Var. Peki şimdi girişi bitirdik. Havadan sudan bahsettik. Biraz <laughs> gündemi konuşalım. Evet. Meclisle başlayalım. Hı hı. Cumhuriyet Meclisi bir açıldı, bir açıldı. Başkan Açamadık aslında. Açık. Şu an açık değil mi meclis? E, açık. Oturum, oturuma 10 dakika ara verildi. ben hatırlıyorum yaklaşık bir 10 gün önce. E, ya, oturum kapatıldı ya, en son. Kapandı mı oturum? O ara verilmişti seçim yap sonra e, Ziya Bey'in ilanıyla evet Ziya Bey'in başkanlık tamam. ilanıyla birlikte. Şimdi pazartesi pazartesi günü artık herhalde Sayın Ziya Üstürkler meclis başkanı olarak aç açacak meclisi. Dün resmi gazetede yayınlandı çünkü. Öyle görünüyor. İlk kaşımaya geçtik mi? E, i̇lk aşama geçilmiş sayılmıyor aslında. Yani hukuken tabii bunu sadece hukuken yorumlarsak belki farklı bir yere gideriz. Ama bunu aslında e, hem meclisin yani yasama organının niteliği anlamında yorumlamak gerekiyor. Aynı zamanda da e, bunu tabii ki işte meclisin iş tüzüğüne uygun olup olmayan hareketler olarak yorumlamak da e, gerekiyor. Tabii e, dün resmi gazetede e, bu kararın yayınlanmasının e, iki gün önceden bir farkı yok. Yani aslında sosyal medyaya baktığınızda bir, bir takım bilgi kirlilikleri de var. Çünkü e, meş, e, yani meclisin almış olduğu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla yayınlanmaması arasında yürürlüğe girme bakımından bir fark yok. Yani anayasa diyor ki anayasanın 95. maddesine göre e, meclis başkanlık seçimi yapıldıktan ve tutanak imzalanıp e, bu noktada ilan, yapıldıktan sonra yani genel kurulda şu kazanmıştır diye ilan yapıldıktan sonra bu işlemler, meclis içi seçim işlemi derhal yürürlüğe girer diyor. Resmi gazetede de 10 gün içerisinde yayınlanır diyor. Yani resmi gazetede yayınlanma koşulu yürürlüğe girmesi için bir şart değil. Dolayısıyla o anlamda baktığımızda e, hukuken çok bir mana ifade etmiyor. Ama nasıl bir anlam ifade ediyor dün akşam yayınlanması? Demek ki artık mecliste uzlaşı kültüründen yavaş yavaş uzaklaşılıyor. Çünkü ortada e, yani en başından bu sürece doğru bakacak olursak e, maalesef yani yasama yılı tekrar açılırken ve seçimler yapılırken Belki tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayının çok yakın zamanda sonuçlanması ve sadece Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisinde değil aslında hükümet ortaklarıyla birlikte o uyumu devam ettirememesi de sebebiyle işte kurultayın etkileri meclise yansıdı meclisteki seçimlere yansıdı bunu da şuradan görüyoruz yani şu adayı istemem. Ee, bunu isterim şeklinde olan bir şey değil. Grupta oylanıyor, grupta oylanan e, aday yukarıya çıkıyor ama yukarıda başka şeyler oluyor. Demek ki aslında e, parti içi disiplin ve grup kararlarının uygulanması yönünde e, hükümet içerisinde diyorum ben. Sadece e, Ulusal Birlik Partisini almıyorum. Yani 29 vekil üzerinden konuşuyorum. Demek ki bir uzlaşma dört e, farklı üç farklı e, diyelim, üç farklı adaya rağmen olmadı. Yani Zorlu Bey'de, Kutlu Bey'de, Ziya Bey üzerinde de yüzde yüz bir konsensus o anlamda sağlanabilmiş değil. E, bu tabii bunu hep işte kurultaya konuşuyoruz, Ulusal Birlik Partisi'ni konuşuyoruz. Bu aslında e, hiç kimsenin konuşmayı, halkın sorunlarının çözümü noktasında e, bir fayda etmeyeceği için hiçbirimizin konuşmayı tercih ettiği meseleler değil. Çünkü yasamayla yürütme birbirinden ayrı ve yasamanın doğru çalışabilmesi için de meclis Meclis başkanlık seçimlerine dair iş tüzük kuralları aslında genel olarak bir uzlaşı kültürünün varlığını gerektirmiş tüzükle. Yani biliyorsunuz Meclis Başkan Yardımcısı tüzüğe göre ana muhalefetten seçilir. Ana muhalefet veya muhalefet vekilleri zaten her zaman parlamenter sistemin doğası gereği her zaman 26'dan yani salt çoğunluktan azdır. Ve Meclis Başkan ve Yardımcılığı seçimlerinin eş zamanlı yapılması veya bu noktada Meclis Başkan Yardımcılığı Ana muhalefetten seçilir tüzük kuralının getirilmesi aslında e, iktidarla muhalefetin yani meclisteki vekillerin halkı temsil eden vekillerin uzlaşıyla yasamanın yani aslında bu anayasal kurumun anayasanın en temel kurumlarından birinin halkın doğrudan doğruya temsil edildiği noktanın e, bir uzlaşı içerisinde karar vermesini gerektirmiş. Aksi takdirde belki çoğunluğa sahip olduğu için başka dönemlerde meclis başkanını seçebilirsiniz ama hiçbir zaman çoğunluğa sahip olmayan ana muhalefet 26 ile yardımcı seçmesi mümkün değil. Şimdi o da kırıldı ve ben bu son yani dün yapılan resmi gazete yayınlanma hamlesini şuna bağlıyorum. Şimdi ortada bir tutanak var Ziya Bey'in seçimlerinden bahsediyorum. Geçmiş çok konuşuldu zaten ve o tutanakta başkan tutanağı kimler imzalar? Meclis başkanı yani mevcut olan meclis başkanı ve divan katipleri. Divan katipleri de siyasi parti gruplarının üyeleri arasındandır. Yani kimdir onlar da Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi bu meclis yapısında ve meclis başkanıyla birlikte dörde üç çoğun yani e, Ulusal Birlik Partisi'nin 4, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de 3 e, oyu var diyelim. Ve Meclis Başkanı'nın da normalde divan kararlarında ayırt edici oyu var. Eğer oylar var eşit mı? var. Oy. Var. Ama burada şöyle bir mesele var. Şimdi Meclis tutanağı o yani e, nasıl şunu diyorduk. Zorlu Bey işte 23-25'ten büyük mü tartışmaları yapıldığında o tutanakta Meclis Başkanı seçimi kaybetmiştir yazılmış ve tutanak imzalanmıştı. Ee, ve onun üzerinden dedik ki tutanak imzalandı. Yasal olarak yapılması gereken bu ve bu tutanağa göre seçilemedi. Bunun aslında savcılıktan görüş alınmasına falan da gerek yoktu. Çünkü yasama organı kuvvetler ayrılığı gereği ne yargıyla ne de yürütmeyle yürütme yürütmeyle danışıklı olarak görüş alışverişinde yapabileceği bir organ değil. O yüzden meclisin bunu zaten o dönemde de kendi içerisinde çözmesi ve savcılık görüşü almaması gerekiyordu. İyi tutanak sonra değişti, değiştirildi diye de çok konuşulur. Ben e, Zorlu Son Bey neydi? Ee, yani sonuçta o tutanağı kaybedilmiştir yazıldı. Zorlu Bey oraya e, yani hayır kazanmıştır yazdığını sanmıyorum. Tutanağı görmedim. Öyle bir şey yapacağına ihtimal vermek istemiyorum. Yapmışsa zaten o tutanağı açıp suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Çünkü bu ciddi bir şey. Ama belki o da şerh düşmüştür çünkü o tutanağı imzalamakla yükümlü birisi. Dolayısıyla CTP'nin nasıl üç geçersiz oya şerh düşmesi var belki de Zorlu Bey de oraya şerh düşmüştür. Böyle yani sosyal medyada sürekli taraftarların birbirleriyle işte o şerh düştü sahtecilik yaptı öbürünün şerhi geçerli. Bununki geçersiz gibi tartışmalar toplumun gündeminden uzak ve toplumu yoran tartışmalardan sıyrılmak gerekiyor. Dolayısıyla o tutanak nasıl kaybetmiştir ve o tutanak geçerlidir diyorsa, aslında Ziya Bey'in e, burada doğru yapılması gerekenden sapıldı. Tutanak imzalanmadan önce Zorlu Bey'in bir ara vermesi gerekiyordu. Bu üç geçersiz oyla ilgili. E, ama o tutanak imzalandı ve çoğunluğun görüşüne göre de yani o tutanağı imzalayan çoğunluğun görüşüne göre de Ziya Bey seçimi kazandı ve ilan yapıldı. Dolayısıyla buna itiraz edilmesi aslında Ziya Bey'in seçilmediği anlamına gelmiyor. Benim hukuki anlamda. ...görüşüm bu. Fakat ortada gizli oyun ihlaliyle ilgili bir mesele açık bir şekilde var. Yani e, çift mühür geçerli miydi, geçersiz miydi tartışmaları, e, işte seçim ve halk oylaması yasasına bakılıyor. Seçim ve halk oylaması yasası buraya uygulanmaz. Neden? Kı Neden? Neden Neden? Çünkü seçim ve halk oylaması yasası ikinci ya da üçüncü maddesi yanılmıyorsam... ...bu yasanın hangi e, seçimlere uygulanacağını açıkça yazıyor. Evet. Orada da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı, milletvekilliği seçimleri, belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve tabi belediye meclis üyeleri gibi sayıyor. Dolayısıyla ve oradaki kurallarla ilgili denetleme yetkisi de zaten biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'na ait. Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın doğrudan meclisin iş tüzüğüne, meclisin seçimlerine uygulanması mümkün değil. Kıyas yoluyla bazı hukukçular Çok özür dilerim. Tabii. Tabii. Ee, Yo estağfurullah. Tamam. Ee, uygulanması mümkün değil ama meclisin işte mevcut ülkedeki seçim ve halk oylaması yasasına uyması gerekmez mi? i̇şte onu o gizli oyla ilgili onu söyleyecektim. Am, pardon. Yani seçim ve halk oylaması yasası kesinlikle e, meclisin meclis içi seçimlere uygulanmaz. Ama meclis iç tüzüğüne baktığınız zaman da meclisin seçimlerinin e, her ne kadar orada işte giz, çift mühür geçersiz sayılır gibi ibareler bulunmamasına rağmen orada diyor ki meclis içi seçimlerde gizli oy açık saçım, Açık sayım ilkesiyle yapılır. Bu da neyi gösterir? Gizli oy dediğiniz mesele aslında e, vekillerin veya gizli oylama yapılan herhangi bir oylamada oy kullananların e, iradesini yani kendi bireysel iradesini doğru bir şekilde sandığa yansıtması için gizli oy kullanılır. Şimdi burada e, ben oyların e 3 tane oya çift mühür vuruldu. Çift mühür vurulması bence gizlilik ilkesine aykırı olduğu için geçersiz kılınabilir bir şeydir. Yoksa seçim ve alkolaması yasasına tabi olduğu için değil. Yani bir işaret oyu sayılıyor. Çünkü orada geçmiş oylarda baktığımızda işte biliyorsunuz kabul ret ve çekimserlere de mühür vurarak oyunu yakanlar olmuştu mecliste. Bu o vekillerin oy kullanmayı bilmemelerinden kaynaklanmıyordu. Bu da çok tartışıldı. Yani kabulretçi kimseye 3 tane mühür vurdu. Nasıl oy kullanması gerektiğini 15. bilmiyormuş demedik. Sayın Nerhüman da söyledi. Yani 15 tur seçim yaptık. Yani en tur, en son turda en azından öğrenilmiş olması lazım. Ee, Onun bir kasıt olduğuna ya, işaret. A, a, onu diyeceğim. Ya yani bu bir bu net bir şekilde bir e, aslında o kurultay az önce söylediğimiz tartışmaların ve hükümet içi e, meselelerin ve ülkeyi yönetme krizi yaratmanın e, farklı yollarından bir tanesiydi. Bu evet e, yani kendini belli etmekten çok sanki de çünkü daha kim olduğunu hala bilmiyoruz. Kimler olduklarını. E onlar biliyor. Bilen biliyor diyoruz. Yani şunu diyebilir. Yani benim kendi e, görüşüm bir, bir kişi o, o kişi oyunu geçersiz kılmak isteseydi zaten az önceki yani i̇lk, ilk, bir önceki turlardaki ilk, yaptığı üç gibi üç, üç farklı evet, yere vurabilirdi. Ben, ben, bunu söylemek istiyorum. Yani belki de bu tartışmayı açmak için kasıtlı yapıldı. Yani tartışılır hale getirmek için e, ve ta, hem tartışılır hale getirmek için hem de çift mühürle kendini belli. Yani ben çift mühür vuracağım evete. E, dolayısıyla evet verdim e, çift mühürlü oy görürseniz bu benimdir deyip bir işaret. Ama hangisi bir... gösterebilmek için. Tabii ki bu e, ne olursa olsun gizli oy ilkesinin açık bir ihlali aslında. Zor, yani yani, yani bir şey bir karakter veriyor. Yani aynen. Şey, e, yani bu oluyor. ve tabii tüm bunları bir kenara bıraktığımız zaman As şunu en temelde bakmak lazım. Bu toplumun gündemi kesinlikle oyun nasıl kullanıldığı, geçerli olup geçersiz olması meselesi değil. Burada maalesef e meclis başkanlık divanı kimin başkanlığında toplanmasından bağımsız, meclis iş tüzüğüne bakarsanız divan karar yani bu geçersiz oylarla ilgili veya bu yapılan seçimle ilgili karar verme yetkisi divanın yok. Yani divanın görevleri arasında, iş tüzükte yazılı görevleri arasında yani meclis içi seçimlerin geçerli olup olmadığına ilişkin bir karar verme yetkisi yok. divan kararları eğer bir yetki varsa ve bu tartışılacaksa aslında danışma kurulunun toplanması biliyorsunuz mecliste bir de danışma kurulu var. Danışma kuruluyla birlikte ki danışma kurulunda yine Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi var. Belki de aslında tüm bunları tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü burada yani iki, iki taraf sürekli bir tartışma içerisinde ve bir uzlaşı zemini de yaratılmıyor. Ama tabii her iki partide grupları olduğu için temsil et, e, grupları oradan. olduğu için ama mesela Türkiye'de anayasa değişikliği esnasında grubu olmayan partilerin de meclisin e, yönetsel organlarında yer alması gerektiğiyle ilgili mesela tartışmalar yapılmış. Yani bu oraya öyle yazıldı diye ilelebet öyle gitmesi gereken bir şey değil. Ama burada çözülmesi gereken mesele resmi gazetede yayınlanmadan önce danışma kurulunun toplanarak ortak bir uzlaşıyla toplumun önündeki bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak. Çünkü siz buna ne kadar hukuki kılıf bulmaya çalışırsanız çalışın bunu hükümet için söylüyorum. Toplum nezdinde meşruluk kazanması için de toplum vicdanında bir yer etmesi gerekiyor. Ve biz artık gittikçe bir meşruluk krizine doğru gidiyoruz. Ve bu da aslında yasama organı gibi bu ülkenin en üst organlarından birine yakışan bir davranış ve görüntü değil. Yani bunu salt hukukla veya salt siyasi tavırla çözebilecek bir noktada değiliz. Uzlaşı ile çözmek zorundayız ki e, bu devam edebilsin. Ha bu devam etmeyecekse, bu uzlaşı kültürü e, yaratılmayacaksa ve aranmayacaksa e, zaten bugün yaşanan bu sıkıntılar e, pek muhtemeldir ki e, önümüzde meclis açılsa da e, meclisin çalışmalarını devam etme kararını hükümet alsa da önümüzde bütçe, önemli yasaların geçilmesi gibi konularda yine tıkanma ihtimalini ihtimali var ve tıkanma ihtimali artık ülkenin bu kadar bekleyen sorununu çözemeyecek, yönetemeyecek bir yapıyı ortaya çıkaracak. E, e, bu da artık e, yani seçimleri erken seçimi çünkü başka bir hükümet yapısı da bu meclisten çıkması pek olası görülmüyor. Dolayısıyla e, bu kriz uzlaşıyla çözülemeyecekse yapacak pek bir şey kalmayacak gibi duruyor. Erken seçime. E, bir yönetim krizi var. Şimdi Sayın e, Öztürklerin de aslında e, bu seçimle birlikte yani bu seçimi ve yapılan itirazın e, danışma kurulunda ben mahkemede veya e, savcılık görüşüyle değil danışma kurulunda uzlaşı kurulu olan danışma kurulunda görüşülüp tartışılması ve e, uzlaşıyla çözülerek orada oturmasının doğru olduğunu düşünenlerdenim zaten veya başka türlü bir seçim tekrar yenilenmesi kararı çıkarsa aksi takdirde e, meclis başkanı olarak o meşruiyet sorunu meşruluk sorununu yaşamaya devam edecek e, diye de görüyorum. Evet. Peki şimdi e, çok fazla uzaklaşmadan az önce hükümetteki bir uyum sorunu da Görüldü dedi. Evet. Bunu sadece başkan seçimine yönelik olarak mı söylediniz? Yoksa hükümetin diğer çalışmalarında da var mı böyle bir teşhisiniz? E, yani e, tabii özellikle hükümetin e, ortaklarından yani küçük ortağı yeniden doğuş partisinin son zamanlarda e, yapmış olduğu açıklamalara da baktığımız zaman e, ve e, sürekli olarak aslında mevcut krizin yanına yeni krizler ekleyerek bir takım çıkışlar yapmaya çalışması özellikle son mesela Turan Büyük Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklama ondan önce Sayın Arıklı'nın işte yani seçime gidilmesi noktasında yapmaya başladığı açıklama aslında hükümetin ve mecliste bizim gördüklerimiz Onlar aslında, çok özür dilerim seçilmeyemezse başkan e, hükümetten çekilme kararını da almışlar diye. E, almışlardı ama yani... Seçildi başkan. göre <laughs> seçildiğini Sayın Arıklı açıkladı. Yani bu e, çok, konu, yani çok konuşup hiçbir şey yapmama meselesine doğru gidiyor. Bir kere sözün e, ağızdan çıkarken aslında 10 e, on kere düşünülüp tartışılması gerekiyor. Çünkü ciddi büyük bir sıkıntımız var. Yani e, ve hükümetin ben çok uyumlu çalıştığını düşünmüyorum. Zaten Ulusal Partisi ana, yani büyük iktidar partisi olarak en büyük e, ...kaosu içinde yaşıyor ama... ...bu kaos bence meclis... E, ...hükümet ortaklarıyla da arasında devam ediyor. E, yani şimdi 30 Ekim'e kadar... ...31 Ekim'e kadar bütçenin meclise gelmesi gerekiyor. Bütçenin komitelerde görüşülmesi gerekiyor. Ülkenin bekleyen birçok... ...geçilmesi gereken yasası var. Bu anlamda bütçe geçmediği zaman... ...ki biz biliyorsunuz 2018'de... ...seçime giderken bütçe geçmemişti... ...ve toplumun aslında bütçenin... kullanılamamasından dolayı yaşadığı sıkıntılar var. Ülkede yaşanan bütün sıkıntılara baktığınız zaman... Ee, çok aslında kritik günlerden geçiyoruz suni ve çirkin tartışmalarla boş ve gereksiz tartışmalarla e, ve siyasi kısır e, atışmalarla geçen bir dönem ve hala meclis e, işte yani 1 Ekim'den itibaren açılamadı e, o manada da bence e, bu bu şekilde açılması da doğru değil yani pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi tamam bu itiraz yapıldı ama görüşmüyoruz şu olması gerekir danışma kurulu toplanır görüşler farklı olabilir e, bu oy geçerliydi geçersizdi orada tartışmalar tartışılabilir ama bir uzlaşı çıkması konusunda taraflar yani taraflar dediğimde tabii ki ana muhalefetle UBP ile CTP'yi CTP söylüyorum biz taraf değiliz maalesef bunun çözülmesi gerekir aksi takdirde hep bir meşruluk krizi hep bir sıkıntı yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor ki danışma kurulu çok kısa sürede karar vermesi lazım o zaman. Karar da verme yetkisine sahip değil aslında. Yani bana sorarsanız ne divan ne de danışma kurulu bu oyların geçerliliği veya geçersizliği üstünden karar verme hakkına sahip değil iç tüzük gereğiyle. Karar verme makamı varsa meclisin en üst makamı bunu danışma kurulunda tartışabilirsiniz bunu divanda da tartışabilirsiniz ama bunun karar merci yasama faaliyeti içerisinde yine bir karar verilecek, yine bu görüşülecekse e, meclis genel kuruludur. Zaten danışma kurulu da tartışılmasını istediği bir mesele varsa bunu meclisin danışma kuruluna götürür. Yani aslında mecliste olan bütün partiler, özellikle de Ulusa Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi şunu görmek zorunda. Bu mesele e, yasama meclisi yani yasama organı çatısı dışında çözülebilecek bir mesele değil. Ve bu mesele evet bu sorunu yaratan kesinlikle hükümet. Bu sorunu ortaya koyan hukuksuzlukla ortaya koyan aslında seçi, seçimle yani 15 tur seçim geçmesine rağmen hala seçemeyen aslında o ne istikrara ne de iktidara sahip olmadığını ortaya koyan 29 vekille yine aslında hükümet ama ortada bir kriz varsa çünkü eğer erken seçim kararı da alacaksanız herhangi başka bir karar da alacaksanız o meclisin açılması gerekiyor. Mecliste güvensizlik önergesi verecekseniz de salt çoğunlukla bütçeyi geçirecekseniz de bunların hepsinin karar ...meclisin çalışmasına bağlı. Yani meclis açılmadan ve meclis açılıp e, seçimle ilgili, bütçeyle ilgili... ...güvensizlik önergesiyle ilgili bir karar e, vermesi e, şartı meclisin açılması. Dolayısıyla bu meclisi çalıştırmakla yükümlü olan da meclisin içerisinde bulunan... ...artık bu safhadan sonra e, tüm e, vekiller, o yüzden uzlaşı diyoruz. Bunun aksi mümkün değil. Çünkü yani evet erken seçim olsun. Şimdi sonuçta Ünal Bey de çıkıp Sayın Başbakan da derse evet erken seçime gidiyoruz. Erken seçime gidilmez ki. Biz anlaştık Tufan Bey'le erken seçime gidiyoruz dese de gidemez o meclis açılmadığı sürece başkanlık meclis başkanlık divanı sadece şu anda biliyorsunuz meclis başkanı seçildi yardımcısı ve divan üyeleri de seçilmedi dolayısıyla başkanlık divanı oluşmadı başkanlık divanının hem hukuken doğru şekilde oluşması hem siyaseten o uzlaşı kültürünü göstermek hem de toplum vicdanında da yani siyaset o ya toplum vicdanında da bunun doğru e, yer etmesi için uzlaşı ile ee, bu, e bu krizin aşılması gerekiyor. Daha fazla e, bunu e, toplumun önüne çok büyük bir sorunmuş gibi e, ortaya koymadan. Peki uzlaş uzlaşı çıkmazsa? Yani diyelim ki pazartesi Cumhuriyet Türk Partisi aday göstermez meclis başkan yardımcılığına. Evet. Ne olur? Yine mi kilitleniriz? Yoluna devam eder mi bu yapısıyla? E, çünkü seçilmiş bir başkan var şu an resmi gazeteye göre. Ama evet. başkan yardımcısı seçilmemiş olacak. Başkan yardımcısı seçilmeden de herhalde İvan katipleri de seçilen evet. sırası. Evet, evet. Bir de çok özür dilerim. Şimdi aklıma geldi. Az önce soracaktım onu. Ee, başkan ve yardımcısının eş zamanlı seçilmesi. Hiç düzük öyle yazıyor. Hı hı. Bu eş zamanlıdan ne anlamamız lazım? Aynı gün, aynı süre içinde mi yoksa e, iki ayrı sandık, iki ayrı pusulayla bir oraya, bir oraya oylamayı aynı anda mı yapmak? Nasıl anlama nasıl yorumlarsınız? <laughs> Şimdi eş zamanlı dediğimiz e, mesela mesele aynı gün değil. Eş zamanlı dediğimiz aynı anda yani aynı seçim yani iki ortamında eee evet iki sandık görüp yani eş zamanlı seçilir demek. İki sandık kurulur, iki pusula çıkar e, ve o iki pusula aynı anda oylanır Bununla demek tüzüğü, aslında. Şimdi evet iş iç, iç, tuzuk açık olur. bir şekilde bunu eş zamanlı yapılacağını ve ardından da yani katiplerle ilgili eş zamanlı demiyor. Sadece başkan ve yardımcısı için söylüyor. Ardından katip seçimlerinin yapılacağını söylüyor. Şimdi parlamento hukukunda evet bu işdüzü kuralının bir ihlali açıkça baktığınız zaman e, ama anladığım kadarıyla ben iki dönemdir meclisteyim. Ondan önceki e, dönemlerin çoğunda da e, e, meclis içi partilerin e, oy birliğiyle bu seçimlerin e, teamül oluşturularak ard arda yapılması konusu karar verildi. Parlamente hukukunun bir parçası teamüller de olabilir eğer mecliste uzlaşı, e, uzlaşı ve oy birliğiyle yapılırsa. Neden olabilir? Yani hukuk kuralını ihlal anlamına geliyor diye düşünmeyin. Çünkü aslında Tüzük'te şöyle bir anomali de yaratılmış e, durumda. E, düşünün aynı anda kurulmuş olsaydı bu pusulalar. Meclis başkan yardımcısı seçilmiş. Seçim. Ee, ve meclis başkanı seçilmemiş olsaydı. Yani meclis başkanı seçilmeyip yardımcısının seçilmesi anomalisinin de Belki de olurdu yani o yüksek bir olasılık. E, yani bu, bu tabloya baktığımızda e, olması çok muhtemel görünüyor onun Onu engellemek için muhtemelen teamül geliştirildi ama iştüzük değişikliğinin e, bu noktada yapılması gerekiyor. Yani mesela Türkiye'deki anayasa mahkemesi kararlarına veya e, meclisin parlamento hukukuyla ilgili kurallarına baktığımız zaman te, oluşturulan yani oy birliğiyle oluşturulan teamüllerin de e, bir yeri olduğunu görüyoruz bu hukukun içerisinde ama açık yani salt çıplak gözle baktığınızda evet bu da e, iş yazmasına rağmen uygulanmayan bir kural. Ama teamül varsa olur diyorsunuz. E, de tabii tek taraflı yaratılan ama bir teamül zaten, olamaz. Cumhuriyetçi Türk Partisi de itiraz etmedi. Yani niye zamanı yapıyoruz diye itiraz etmediler. Evet yani bu zaten bu evet, seçime özgü doğru. bir şey de değil. Yıllardır yıllardır yapılan bir şey. Ha burada tek hata veya öz eleştiri yapılabilecek mesele. Meclis iş tüzüğünün bu teamül doğrultusunda bugüne kadar da değiştirilmesi gerekiyordu. Çünkü Meclis, yani meclis yasama organının anayasası niteliğinde iştüzük ve hak, bu yetkisini de anayasadan alıyor. Dolayısıyla iş tüzüğün bu kısır kaba sıkıntılı tartışmalardan e, oluş yani artık ihtiyaç hasıl oldu. Yani eskiden 5 tur tartışması yapmıyorduk. Şimdi düşünün ki siz 5. turda seçilmişti mesela Zorlu Bey e, bir önceki dönemde. Kimse 5. tur yapılamaz demiyordu. Şimdi 5. turda yapılamaz diyen hukukçular evet, tek var. Aday e, tek aday olursa olmaz diyenler oraya git diyenler gibi bir sürü böyle hukuki e, mütalaa veren e, onlarca kişi var. E, demek ki burada e, madem ki demokrasi kültürümüz ve madem ki kişisel bazılarının kişisel menfaatleri toplum çıkarlarının önünde bizim aslında hukuk sistemindeki alışa geldiğimiz o yani yazılı olmayan kurallara uyma özelliğimizi de demek ki yavaş yavaş yitiriyoruz. Yani çünkü hukukun genel prensipleri var. Hukuk devletinin, sosyal devletin e, veya yasama organının e, saygınlığının gibi gibi aslında bazı meselelerin yazılı olmayan kurallar da var. Bu yazılı olmayan kurallar madem ki artık o demokrasi kültürü e, ve aslında hukuk etiği ve ahlakı gereği uygulanmamaya başladı. Evet ivedi olarak bu ihtiyaç asıl olduğundan artık iş tüzüğün normal bir insanın yani bir vekilin de değil normal bir insanın veya hukukçu olmayan herkesin okuduğunda anlayabileceği açıklıkta olması şart oldu. O yüzden aslında yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi de iş tüzük değişikliği herhalde. Peki şimdi cumhuriyet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne sormak istiyorum bu süreçteki ana muhalefetin tavrı. Özellikle Sayın Zorlu Tören'in rahatsızlığı döneminde e, gelip meclisi e, açamadığı durumda e, Cumhuriyet Türk Partisi hayır biz de açmayız deyip reddetmişlerdi reddetmişlerdi. Gelip açmadılar. Başta bu olmak üzere e, CTP'nin e, duruşunu nasıl değerlendirirsiniz ana muhalefet olarak? Bir de pazartesine yönelik net bir duruş e, ortaya koymuş değil. Koyması gerekir mi yoksa pazartesi meclis açılıp ona göre mi değerlendirmesi gerekir sizce? E, şimdi tabii e, yani bu süreç içerisinde bence en başta olması gereken <laughs> özür dilerim. Aslında bu süreç içerisinde meclis başkanlık seçimleriyle ilgili tüm aslında izdişerlerin yapılıp ortak bir aday üzerinde uzlaşılıp toplumun önündeki bu sorunu kaldırmak gerekiyordu en başta ama bu en başta yapılmadı. Bu konuda yani aslında hükümet veya Ulusal Birlik Partisi de bir adım atmadı. Ee, ama Cumhuriyetçi Türk Partisinin açmak veya açmamaktan bağımsız olarak büyük bir iyilik de yapmış olabilir Ulusal Birlik Partisini aslında açmayarak çünkü açmış olsaydı da o gün de seçemeyeceklerdi zaten o yüzden aslında bu büyük bir iyilik oldu süre geçtikten sonra biraz daha toparlanmış görünüyorlar ee, ama burada zaten 29 vekille eğer siz meclisi açamıyorum yani şu ortaya çıktı yani kimse kusura bakmasın ama bu işte hastalık evet hasta olmuş olabilirler sinirler gelildiği için tansiyon yükselmiş olabilir tansiyon yükseldiği için işte yaş gereği kalp rahatsızlığı olabilir bir gün müşahede altı bunların hepsi olabilir geçmiş olsun da diliyoruz ama kimse yani toplum toplumun aklıyla dalga geçmesin kimse zorlu töre tekrar aday denildiği zaman iki tane hasta olan vekil kendisiyle birlikte ne oldu? turp yani canlı yayında kendisi turp gibiyim diye basın mensuplarına yani 10 gün hasta raporu olan kişi geliyor hastaneden çıkıp geldiler 10 gün ha ve hasta raporu var diyor oğlu da hasta raporu var diyor 10 gün hasta olan kişi ve geliyor diyor ki turp gibiyim Sonra bir bakıyoruz diğer hasta olan vekilde geliyor. Şimdi bu ortamda bu yaşatılan yani bunu toplumun görmesi gerekiyor. Toplum bunu görüp kimleri seçtiğini, kimlerin ne için oralarda oturma niyetinde olduğunu toplum bunu görüp toplum seç, seçim seçim konusunda iradesini ortaya koyarken de bu yaşananları görmesi gerekiyordu. Bence tüm çıplaklığıyla da bunu görmüş oldu toplum aslında. Bu son derece bence topluma saygısızlık en temelinde. Yani böyle bir mesele de. O yüzden ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu noktada e, evet yani Meclis Başkan Yardımcısı'nın hastalık raporu halinde veya yokluğunda açması gerekiyor. Ama bir açsaydı da zaten seçim ihtimali yoktu. İkincisi de zaten böylesine oynanan bir oyun açıklığıyla ortadayken belki onlar bu kadar açıkta söyleyemiyorlar kibarlıklarında aşırı bir kibarlık hali de var zaten. E, muhalefete muhalefette. E, bu e, noktada e, bunu açık yüreklilikle de söyleyebilmek gerektiğine inanıyorum ben o yüzden o e, önemli ama ben en baştan itibaren e, madem mademki divanda madem ki danışma kurulda bu iki partiden oluşuyor bu iki partinin oturup artık toplumun önünde yaşanan bu rezillikleri çözmekle yükümlü olduğuna inanıyorum seçim kararı da alınacaksa seçim kararı e, meclis başkanlık divanının oluşturulması konusunda bir konsensus sağlanacaksa da konsensus çünkü yasama organının bu kadar e, toplumun gözü önünde itibarsızlaştırılması, hepimizi bu e, cenderenin içerisine e, sokuyor maalesef. Şimdi bence e, biliyorsunuz Adıyaman dolayısıyla meclisin çalışmalarına ara verilmişti Pazartesi açılacaktı. Benim umudum oydu ki Pazartesine kadar e, bu danışma toplanacak e, ve iki parti yani Cumhuriyet Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi hatta bence e, her her kesimin çağrılıp görüş bildirmesi gerekiyor. Çünkü danışma kuruluna bizler de davet edilebiliriz. Yasak yok önünde. Danışma kurulunun toplanıp ortak bir uzlaşıyla meclisi açması gerekiyordu. Tabii ben sonuçta Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ne yapacağını bilemem. Onlar adına bir söz söylemek de bana düşmez. Ama benim dışarıdan gördüğüm, ben şu, ben, ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Bu mesele, e, bu mesele bu şekilde oldu bittiye getirilmesi de hoş değil. Bunun ee, ve hoş değil ve doğru da değil zaten böylesi bir tartışma varken ve bu tartışma topluma mal olmuşken o yüzden e, ben hala daha ortak bir uzlaşı e, yaratılması gerektiğine e, ve bu konunun meclis içinde e, kendi yaratılan sorunuyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum e, hiçbir şey olmamış gibi çünkü pazartesi günü herhalde e, bu noktada yani bir ne oldu da o oldu o süreçleri yani hukuk, salt hukuken bakarsanız divan bu konuda karar vermeye yetkili değil evet. Dolayısıyla divana geçersiz oylarla gitmeye gerek yok. Tutanak imzalı mı tutanak imzalı, e, çoğunluğun imzasıyla e, kazanmış mı e, kazanmış ama ortadaki o o itirazın da temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çağrı yapıldı mı pazartesi için? E, henüz yapılmadı. Tabi bu arada şöyle bir anomali de doğuyor. <laughs> Çünkü e, divan tam olarak teşekkür etmedi e, haliyle. Yani seçimler yapılmadığı için sadece başkan seçildi. e Divanın toplanması tabi yenisi seçilene kadar eskisi eskileri görevde e, bu tüzükte yazıyor. Ama tabi eski, eski seçilmişlerle yeni seçilmişin toplanıp bir gündem göndermesi gerekiyor vekillere. O henüz gönderilmiş değil. Biz de dün geldik Adıyaman'dan açıkçası meclise henüz daha e, gitmedim. E, bugün gidip aslında e, anlamaya çalışacağım neden böyle bir yola başvurulduğunu. Peki Adıyaman'ı da konuşacağız ama onun öncesinde meclise ilişkin olarak e, erken seçim yapabilmesi için ülkenin meclisin karar alması lazım. Evet. Az önce divanın toplayını alıp e, gündemi belirlemesi lazım dediniz hatta bir sonraki evet. e, gün için. Şu haliyle yani... Seçimini tamamlamamış, divan seçimini, divan başkanlık divanı seçimini tamamlamamış meclis e, seçim kararı alabilir mi? Hukuken mümkün mü? Çünkü yasama yılının başında bu seçimin yapılmasını evet. söylüyor değil mi bu kez? Tabii ki. Bu kez söylüyor. Çok net. Yani. Çok net bir şekilde. Ee, Hatta 10 gün e, evet. süre vardı ama ondan vazgeçtik artık. O 10 gün... <laughs> 10 gün düzenleyici bir işlem aslında. Yani işte birileri yazmış sosyal medyada bazen görüyorum anayasal suç oluşmuştur dolayısıyla işte ortada çok ciddi bir sorun vardır. Anayasal suç diye bir kavram yok zaten. Evet 10 günlük süreye uyulmadı. Yani bu da 10 günlük sürenin orada konmasının sebebi meclis çalışmalarının bir an evvel halkın yararına toplanıp yapılabilmesi için bir süre belirlemek. Yani ucu açık bırakmamak. Aksi takdirde seçim için bir süre koymazsanız. Yani ben işte bunu bir ay sonra da algılarım. iki ay sonra da algılabilirim mantığında. Ama bu... E, ilk iş olduğunu söylüyor. Evet aslında özünde o yapılacak ilk iş. O 10 gün içinde yapılmaması, yapılan seçimin iptal edilmesi veya bir daha seçim yapılamaz anlamına gelen bir mesele. Değil e, ama evet e, ilk yapılması gereken e, kesinlikle ve kesinlikle divanın seçimlerinin tamamlanması, divanın oluşması ve alınacak bütün kararların sonrasında alınması tabii ki yani e, bu şekliyle divanın e, seçime gitmeden karar alması da e, pek mümkün değil. Ha bu seçimler yapılır. Hiçbir şekilde seçilemez ve artık yani seçim yapılabilir. Gene hiç kimse seçilemez. yani sadece başkan değil belki diğerleri de seçilemez. Yani artık öyle bir eğer bir uzlaşı kültürü oluşmayacaksa ve bu kadar toplumun önüne dikamayan niyetli e, milletvekilleri varsa mecliste e, o zaman da tabii ki mevcutla e, belki de karar alma gündeme de eğer oraya tırmandırılırsa mesele gelebilir. Bu Toplumun önünü tıkamaya niyetli e, vekiller dediğiniz Ulusal Birlik Partisi içerisindeki Evet kim olduğunu e, bilenlerin oldu ama bizim bilmediğimiz <laughs> evet. kişilerden mi bahsediyorsunuz yoksa e toplam halinde bir e, Ulusal Birlik Partisi mi işaret ediyorsunuz? Yok yani toplu halde işaret etmiyorum. Şöyle bir mesele var. Şimdi toplu halde şunu işaret ediyorum. Eğer Ulusal Birlik Partisi meclis grubunda o disiplini sağlayamayacak duruma gelmişse ve 29 vekiliyle hükümet ortaklarıyla birlikte e, bu seçimleri yapabilecek noktadan uzaklaşmışsa evet bu toplumu tümden önünü tıkamaktır. Ama öbür türde sürekli e, seçim pusulalarında abuk sabuk aslında yani vekil olarak oy kullanma etiğini de ortadan kaldıran sürekli mecliste yani mecliste yapılan seçimleri sürekli toplum önünde itibarsızlaştıran bir yapı oluşturanlar açık yüreklilikle çıkıp deseler ki biz güvensiz yani meclis başkanını seçiyoruz güvensizlik önergesi vereceğiz diyebilir veya erken seçim önergesi verildi biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından erken seçime de evet diyoruz açık bir şekilde ellerini kaldırıp ne istediklerini veya Ulusal Birlik Partisi ile sıkıntıları var bu noktada açık yüreklilikle ben hayır diyorum. iradesini açık yüreklilikle ortaya koyabiliyorsa e, buna saygım sonsuz elbette. Bu hükümet bitmiştir. Bu yapıyla devam etmesi mümkün değildir. Erken seçime gidilir. Meclis iradesi yenilenir. Toplum da nefes alır. Ha bu yapılmayacak e, ama toplumun gözü önünde birlik mesajı verecekse bazı vekiller ve sonrasında arkadan bu şekilde dolanbaçlı yöntemlerle meclisi de kilitleyecekse e, bu siyaset değil bu artık. Artık kişisel hırs, kişisel makam kavgasından ötesi değil ama en nihayetinde bu bir yönetememe krizidir. Dolayısıyla bu vekiller bu şekilde devam edecekse ve hükümeti yönetemeyecekse bu kabine ve bu kurul e, e, tabii ki artık e, yavaş yavaş da toplumun önünden çekilmek gerekir. Şimdi e, erken seçim önerisi mi verilmeli? yoksa gen soru güvensizlik önerisi mi? Çünkü ikisinin sonuçları farklı olabilir. Yani evet. eğer e, erken seçim bir uzlaşıyla erken seçim alınırsa evet. mevcut hükümet yapısıyla gidilir. Seçim erken seçim. Evet. Ama eğer bir gen soru ya da güvensizlik de e, hükümetin işte tırnak içine düşürülmesi söz konusu olursa, siz daha az önce işaret ettiğiniz matematiksel olarak çok fazla bir şans yok orada e, ...erken seçime gidilsin o zaman hükümet kurulamıyor ve erken seçime kadar da bir azınlık hükümeti bile mevcut olabilir. Yani bunları da göz önüne alındığında siz hangisini tercih ederdiniz? <laughs> şansınız olsa? Yani bence güvensiz... Şimdi yani sonuçta Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından verilen bir erken seçim önergesi var meclise. Yani 15 Aralık tarihini işaret Tarikti eden evet. bir tarih vardı güvensizlik önergesi ve bu da gösteriyor ki demek ki Cumhuriyetçi Türk Partisi bu meclis yapısı içerisinde kurulabilecek başka bir hükümete inanmıyor. Mümkün olmadığını düşünüyor ve erken seçime gidiyor. Mevcut yapı içerisinde de başka bir hükümet alternatifi olmadığına göre güvensizlik önergesiyle aslında uğraşmanın yani güvensizlik oyu çıksa bile bir azınlık hükümeti yani Ulusal Birlik Partisi tek başına azınlık hükümeti kurup kim ona destek verecek ki seçim sattı. kurma şansı var. Ee, yani Cumhurbaşkanı verirse ama geçmişte bunları da çok gördük. Yani işte yani azınlığı muhalef azınlık hükümetini muhalefet kurabilir mi? Kura, kurar mı? Geçiş, o nokta. Geçiş hükümeti de kurmuştuk hatırlıyorum ben. Geçiş hükümeti gene uzlaşıyla kurulmuştu. Değil, değil yani gene uzlaşıyla kurulmuştu. Yani bu normal mutat seyrinde ilerlerse işte yani eğer hükümet düşer, Cumhurbaşkanı görevi verecekse bunu döndürüp döndürüp işte e, CTP'ye verip buyurun siz azınlık hükümeti kurun gibi bir noktaya ve bizde yani destekliye 26 çıkmadığı sürece çünkü azınlık hükümetinin günlük rutin işte işlemleri ha bu ne olur erken seçime gidilmek o yüzden erken seçim önergesi daha mantıklı ve daha sonuç alıcı görünüyor bu ortamda diye düşünüyorum ben o noktada tabii ki e, ee, bu uh, raya eğer bu yönetim krizi devam edecekse ve bu noktaya gelinecekse tabii ki o geçiş yani seçim tarihi artık 15 Aralık olması mümkün değil tabii ki tabii. ama bir tabii. seçim tarihinin uzlaşıyla belirlenmesi e, ve elbette tabii ki geçiş hükümeti kurulması konusunda iktidar ne düşünür bilmiyorum ama önümüzde bütçenin geçmemesi gibi ciddi büyük bir problem var bu ekonomik kriz içerisinde. E, her ne kadar Sayın Maliye Bakanı maaşlar hazır dese de maaşların hazır olmasıyla da yetmiyor. Onun için ve onun için evet onunla yetmiyor aslında ülkeyi yönetmek ve krizden kurtarmak o yüzden o sorumlulukla davranıp uzlaşıyı e, seçime gidilecekse de bir uzlaşı zemininde e, bir hükümet modeli ortaya çıkarmak gerekiyor Evet peki Pazartesi bekleyeceğiz öyle yani, görünüyor var <laughs> ve gelelim adıyaman'a adıyaman'da dördüncü duruşmadı değil mi dördüncü duruşma evet geçti şimdi bilir kişi raporuna e, odaklandık Erça ama e, siz biraz da e, olmaması gereken şekilde şeyler oldu mahkemede de. Evet. Ne yazık ki nasıl değerlendirirsiniz şu an için gidişatı e, nasıl görüyorsunuz? Bu tabii dördüncü duruşma. Biz bu duruşmaya giderken bilirkişi raporunun yani son çıkacak ve kararın esasına etki edecek bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını biliyorduk. Dolayısıyla aslında bu duruşmanın usulü bir işlemden ibaret olduğunu ve orada sadece tutuklu olan sanıkların tahliye edilmesi talebinin, görüşüleceğini e, tahmin ediyorduk. Çünkü zaten her celse bu talepler, tahliye talepleri yineleniyor sanık avukatları tarafından. E, bu o yüzden de aslında kısa süre kısa sürecek ama orada bizim için önemli olan Şampiyon Melekler Derneği ve ailelerle birlikte ve rehberlerle elbette çünkü artık onlar da e, gerçekten Şampiyon Melekler Derneği'nin desteğiyle rehber aileleri de bir bütün oldular orada. E, bizim orada buluşumuz bu mücadeleyi aynı kararlılıkla e, sürdürdüğümüzü göstermekti bir nevi e, ve bu farkındalığı ortaya koymaktı ve tıpkı Adana'da olduğu gibi Adıyaman İsyas davasında da bir emsal karar çıkarıldı noktasındaki e, talebimizi yinelemekti orada hep birlikte yine bulmamız bulunmamızın sebebi. E, fakat e, aileler yani aile yakınlarına da mahkeme başkanı Mahkemenin başında söz verdiği söyleyeceği olup olmadığıyla ilgili ve aileler her şeye rağmen büyük bir metanet ve olgunlukla kendi acıları aynı şekilde devam etmesine rağmen sürecin işleyişinde hiçbir taşkınlık yapmadan e, mahkemenin talimatları doğrultusunda gerekli olan e, savunmalarını yaptılar. Aynı şekilde avukatlar da o şekilde yaptı ama sanık avukatlarına süreç geçince. Ee, sanıkların tahliyesini yani tutuklu olan özellikle Bozkurt ailesinin baba ve oğlun tahliyesinin e, talebi ortaya çıktı. Ee, Tabi bu ortamda yani aslında suça onları bağlayan bu kadar ciddi delil, rapor emare varken bu ortamda zaten onların tutuklu bulunup tutuklu olanların tahliye edilmesi çok olası olmadığından e, sürekli olarak bizim orada olmamıza ve ailelerin e, aileleri tahrik ederek e, bir tartışma yaratmaya çalıştık balayan bir görüntü var sanık avukatlarında. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü istiyorlar ki biz orada sakinlikle otururken çünkü duruşma salonu biliyorsunuz büyük bir salon orada otururken bir taşkınlık çıksın mahkeme başkanı da desin ki o aileler dışarıya aileleri bir daha almıyorum ve ortamı buna döndürmeye çalışıyorlar. Yani bir daha Aynen o şekilde. Çünkü başka ellerinde ciddi bir argümanları yok ve sürekli olarak da sözleriyle yani evet savunma hakkı kutsaldır. Ben de bir hukukçu olarak herkesin savunma hakkı olduğunu her zaman söylerim. Ama savunma hakkını aşan yani hukuk etiğine, meslek etiğine de uygun olmayan şekilde ailelere bir sataşma doğrudan oradaki izleyici ailelere sataşma yapıldığında tabii ki bir kaos ortaya çıktı. Ortaya çıkması da çok normal değil. Gerçekten her şeye rağmen aileler büyük bir metanet içerisinde olayı atlattılar. Atlatmaya çalıştılar. Hatta aileleri teskin etmesi gerekenler bağırdı aslında. Neyse onu da geçelim. Bunların yaşanmaması gerekiyor ama bu tahrikkar tavırlar aslında köşeye sıkıştıklarını da gösteriyor. Biz bunlardan hiçbiri bizi yolumuzdan bu an bu anlamda saptıramaz. Bir sonraki duruşma 3 Aralık'ta büyük bir ihtimalle 3 Aralık'ta rapor çünkü mahkeme başkanı bir hafta 10 gün içerisinde raporun geleceğini söyledi. Biliyorsunuz kamu görevlileriyle ilgili İçişleri Bakanlığı izin verdi. Kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili dosya açıldı. Henüz daha dava hazırlanmadı. İfadelerinin alınması gerekiyor. O... Kamu görevlilerinin davalarıyla mevcut sanıkların davasının birleştirilmesi... Bir, birleştirilecek mi o, birleşecek mi? Ee, birleştirme talebinde bulundu sanık avukatları da aslında. E, tabii onların niyetleri birleştirme talebinde bulunalım da biraz daha uzarsa mesele tahliyelerini. Olacaktım yani. E, çünkü mutlaka 3-5 celse daha uzayacak aslında işte sonuçta başka. Ayrı görülebilir ama teknik olarak değil mi? E, teknik olarak ayrı görülebilir ama burada aslında kamu görevlileriyle birlikte işlenen yani müştereken işledikleri de bir suç var bize göre. Çünkü o imar izninin verilmesi aşamasında... E, işte içerikte sahtecilik yapılmış. Yani statik raporlar olmadan meşveretleşerek birbirleriyle kamu görevlileriyle Bozkurt ailesi bir imar izni çıkarmışlar ve o imar izine göre bir yapı devam edebilmiş. Dolayısıyla burada aslında müşterek işledikleri bir suç olduğu için ve onu daha sağlıklı mahkemede ispat edebilmek için birleştirilmesi yönünde bizim de aslında genel bir fikir birliğimiz var ama iddianameyi görüp sonrasında bu değerlendirme yapılacak. Ama bu olursa yani birleşirse o kamu görevlileriyle ilgili tahkikat soruşturma daralmayacak mı? Çünkü sadece burada belki de yapmamışlardır. Başka yapılarda da aynı suçu, aynı fiili işlemişlerdir. Ee, yani, ama ceza evet ama Soruşturmayacak mı? Ama yok soruşturmayacak yani ceza davalı zaten şikayete bağlı bu işler ceza davaları da e, yani sizi yani suç sabit olması gerekiyor ki size dava açılabilsin. Yani işte İSİAS'ta bunu yaptın o yüzden görevini ihmal Polis ettin. Polisten dikkatli örneğin e, bir kere bir adam bir suçu işlemişse görevi sırasında o görev süresinde... Onu devam ettirebilir. Başka meselelerle ilgili e, varsa devam ettirebilir veya eğer soruşturma esnasında topladığı belgeler varsa... tüm izinler e, incelemiyor Onu kontrol etme zorunluluğu yok aslında e, polisin ama tahkikat meselesiyle tüm imar izinlerini alıp Sabitlik kontrol... Sabit suç var artık suç sabit. Evet ama ceza davası açılabilmesi için işte... Ben soruşturulmaları için. Bu polisin yani orada savcılıkla birlikte tabii orada farklı sistem var yapacağı bir şey. Bunu kapsamını bu kadar geniş tutar mı? Bakalım bunu yaptılarsa başka yapmışlar mı diyerek araştırabilir mi? Doğrusu bunu yapması. Ama bizim davamız açısından. Onu yapması bizim davamızı etkilemez. Bizim davamızda kamu görevlileriyle ilgili tek görüşülecek mesele, siyasla ilgili verdikleri izinlerin de bir sahtecilik ben olup olmadığı. O açıdan sormaya çalıştım. Yani yarın o bugün şey de denilebilir. Yani bu kamu görevlilerin işte bakınız birleşmiş bir davadan bahsediyoruz. Başka soruşturmaları da var. Onları da bekleyelim. yok yok. Yo, yo. Yani bunu tabi avukatlar iddia edebilir mi? E, Sanık e, avukatları birlikte yargılansınlar bu suçlardan da diyebilirler mi başka bekleyen davaları varsa? Olabilir. Ee, bu sürecin işte bu aslında yani orada hukukçularla birlikte dediğim gibi iddianamenin ve e, bu kamu görevlileriyle ilgili onların... Ee, onlarla ilgili itamları görüp değerlendirilmesi gereken bir şey zaten şunu konuştuk ve ayrıldık Adıyaman'dan ee, bizler de hukuk biliyorsunuz komite olarak e, avukatlarla orada da kısa bir toplantı yaptık e, dava sonrasında rapor çıksın kamu görevlileriyle ilgili işte e, ifadeler alınsın ve o Celz yani 3 Aralık'ta e, davaların birleştirilmesini isteyip istemeyeceğimizi e, ki sanık avukatları talepte bulundular bu celse e, ama mahkeme bir karar vermedi e, biz de isteyip istemeyeceğimizi e, bu önümüzdeki 10-15 gün içerisinde çıkacak evraklar üzerinden değerlendirelim diye konuştuk. Yani 3 Aralık'ta bilir kişi raporunun artık gelmiş olması, hatta üzerindeki incelemenin de tamamlanması evet. gerekiyor. Yani 1,5 aylık bir süre verdi hakim ve 10 gün en geç 10 gün içerisinde de raporun mahkemeye sunulacağını söyledi. Ee, daha kısa bir tarih verebilirdi, biraz uzattığına göre muhtemelen herkesin o gün yani artık artık sona geldik eğer birleştirme olmayacaksa yavaş yavaş davada. Çünkü bu rapordan sonra birkaç tanık dinlenebilir, birkaç ifade alınabilir ve onunla ilgili itirazlar yapılabilir ama onun dışında gidecek başka bir yol kalmadı yargılamanın devamı açısından. Yani belki ondan sonra iki veya duruma göre işte birleştirme durumuna göre uzayabilecek davalar olabilir. O yüzden yani esasa ilişkin meselenin sonuna yavaş yavaş geldik. Bu da tabii Türkiye yargısı açısından hızlı ilerlemiş. Nispeten yavaş yavaş evet. hızlı ilerlemiş. Ve tabi Adana'daki kararın emsal olmasını ve olası kastın bu davada da çıkmasını çok önemsiyoruz. Onu her ortamda da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. O emsal olacak olması önemli değil mi? Yani hem adalet sağlanmış olacak olanlar için, yapılanlar için hem de ilerisi için de çok büyük bir anlam içeren bir davadan bahsediyoruz. E, yani aslında ailelerin de her ortamda söylediği yani bizim çocuklarımız bizim sevdiklerimiz geri gelmeyecek ama başka çocuklar ölmesin başka insanlar aynı acıları yaşamasınlar diye artık e, deprem suçlarında yani bu bir doğal afet ama insan eliyle yaratılan bir felakete dönüştürülüyor. İnsan eliyle felaketler yaratılmasın diye. Evet cezanın caydırıcılığı ilkesi gereği doğru suça orantılı ceza verilmesi gerekiyor ve biz de bize göre de bu olası kast. O yüzden emsel olması son derece önemli çünkü deprem ülkesi Türkiye bir takım imarla ilgili sürekli aflar sürekli sıkıntıların yaşandığı bir ülke. Dolayısıyla emsel kararların bu noktada çıkması halinde daha caydırıcı olacağına hepimiz inanıyoruz tabii. Evet ülke olarak da takipçisi oluyoruz. Olucaz. Elbette. Da, e, bir gerçek. Onda söylemiş olalım. Elbette. Çok teşekkür ettim ben size. Ben teşekkür Geldiğiniz ediyorum. Şimdi bugün adına kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmeler sağ olun. inşallah. Sağ i̇yi yayınlar sizlere de. Evet. Bugün adına noktayı koyduk sevgili seyirciler. Yarın yine buradayız. O vakte kadar hoşça kalın. sağlıkla kalın.